Evet, kiminle konuştuğunu bulduk mu? Nurcan Sabur şu Nurcan an abi. hattın diğer ucunda. Peki. Nurcan Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin ediyoruz. Nurcan abi. Olayı sen mi patlattın Nurcan'a? Canım benim. Sen mi patlattın? Ya evet elbette bu haberi ilk çıkartan kişi benim. Hani siz yayının başında söylediniz ya Okan Kurt'la ilgili. Evet. Ben de bu aynı sistemlere, aynı eleştirilere katılıyorum. Magazin Kolik özel haberi yazdım diye iki gün boyunca hiçbir yerde çıkmadı bu haber. Ya buyurun aynı şey. İki gün Magazin Kolik özel haberi yazdığım zaman. Bu olay şöyle oldu. Buyurun. Ben ilk önce bizim sevgili Mehmet Ali benim yaklaşık 40 yıllık dostum. Tam 40 yıl oldu bu sene onunla tanışalı. Benim meslekteki 41. yılım. Ne güzel maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Mehmet Ali ile ortak bir arkadaşımız var. Çok yakını. Mehmet Ali'nin de çok yakını. Yani isim vermek istemiyorum çünkü biliyorum polemiklerin içine o da girecek. Abisinden öğrenip, Mustafa Erbil'den öğrenip olayı bana söyledi. Fakat ben özellikle bu olayı hemen vermedim. Hı. Yani bir teyit etmek istediniz. İstedim. Hı. Tabii ki. Benim meslek etiğim bunu gerektiriyordu. Tabii ki. Sonra bana sevgili Çiğdem'den bir mesaj geldi. Mesaj. O mesajı da okuyabilirim size şu Lütfen, anda. Lütfen çok seviniriz. Merak ettim. Şöyle bir mesaj geldi. İşte o hastaneden ayrılmış. Bir saniye hemen okuyacağım size. Çiğdem Tunç'un size ilk attığı mesaj. Evet. Bizim evet. de dün yayınımıza bağlandı. Bir dostumla dertleştim dedi. Ama ben bu arada olayı biliyorum. Yani zaten Mehmet Ali'nin boğazının kesip de kesildiğini biliyorum. Nefes alması açısından. Yani o şey bir delik değil. Olumlu bir şey aslında bu. Tamam. Bugün tübü çıkarıp damar yolu açmışlar. Yani boğazına delik delmişler. 37 gündür entübe uyuduğu için artık boğaz ağır tahriş olmuş boğazı. Fakat akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarından tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim. Sizinle Muhsine'ye iyileşecek ve ayağa kalktığında ben ona Küheylan'ı koyacağım sahneye. Bu defa psikiyatriste oynayacak dedim. Benim ekibimde ona hizmet ordusu olacak dedim. Ayrıca 30 kilo yakın verdiğini söyledi ilk eşi. Ancak mevcut hastalığı kaçak sendromundan dolayı bunun 18 litreye tekabül edeni yıllardır ödenmiş. Bunun da gitmesi iyi tabii. Tabii. Buna inanmak istiyorum, böyle olmasını istiyorum peki, demiş. Peki Nurcan Bey bu çok dertleşmiş gibi değil, bayağı bilgi verilmiş size. Şimdi şöyle, ben olayı zaten duymuştum. Ama ayrı, ben Çiğdem'in bu mesajı bana değil, diğer arkadaşlarını da atmış olacağını varsayarak dedim ki madem ki ben bu olayı biliyorum bugüne kadar sakladım. Bundan sonra yayınlam benim gazetecilik anlayışım bunu yayınlamayı gerektirdi. Nurcan abi olay öncesinde senin Çiğdem ablaya bir mesajın var mı? Bilgi var mı? Bir şey var mı diye bir sorun var hayır, mı? Peki? Hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Yere. Hiç öyle bir şey yok. Anladım. Ben onun o gün hastaneye gittiğini de bilmiyordum. Anladım. Yani evet bu bir evet siz de teyit etmiş oldunuz haberinizi böylelikle. Ben de elimde bekleyen buzdolabına koyduğum dinlenmesi için buzdolabına koyduğum haberi başkasına da yollamıştır Çiğdem diyerek ilk haberi ben yani, vermek istedim. Yani Nurcan Sabur bir gazeteci ve ortada ne kadar dostu da olsa söz konusu var. Mehmet Ali Erbil ve hepimiz haber bekliyoruz. Siz gazetecilik yapmışsınız zaten. Çok teşekkür Dünyanın ediyoruz Nurcan Bey. Haberdir bu. Evet, tabii ki. Evet, herkes için. Nurcan abicim Dünyanın çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın haberdir. Sonra bir şeyden eleştirildim ben. İşte boğazını kestiler diye bir haber koydum. Şimdi çok tıbbi bir terimi var bunun. Ben size bunu yoldan geçerken söylemiş olsaydım siz bunu alır mıydınız? Evet ama trake bir şey var. Trake bir solun bir şeyi. İşte öyle bir şey. Evet. Öyle bir şey. Şimdi bakın ben halk dilinde şimdi yazdınız siz de ondan aynen tepki aldınız. Öyle. Peki ben çok teşekkür ediyoruz Nurcan Bey. Şunu söyleyeyim ben Abdi Bekçin'in öğrencisiyim. Ben bana verdiği ilk ders nasıl başlık atılır diye.
Rahmetli Abdi İpekçi'nin. Ben o kuşağın bir temsilcisiyim. Başa da kimseden öğrenecek değilim diyorsunuz. Peki. Elbette ki. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler Nurcan Bey. Katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler Nurcan abicim. Sağ ol. Ama bir dertleşme yok tabii ortada ama. Bir dertleşme yok evet. Yani ben sanırım yan yana otururlarken. Ben de öyle zannettim. Veya hani ararsın. Ne yapıyorsun Çiğdem? Ben işte hastaneden çıktım. Aa hangi hastane Mehmet Ali Erbil? Aa ne oldu? Hani böyle bir detay. Durduk yere mesela. Diye, evet. Olsun. Peki. Herkesin niyeti iyi. Kötü niyet. Hiç kötü niyet yok. Çiğdem ablayı çok severim ve çok iyi tanırım. Hiç öyle bir niyeti yoktur. Peki devam.